Arınmak, efendim ellerini yıkadım, temizlendim. Hocam, bizim ağzımızı yıkamamıza, kulaklarımızın içini meshetmemize Cenab-ı Hakk'ın ne ihtiyacı var? Ama bugün tıp geldiği noktada diyor ki, elha sadakta ya Resulallah, ya Rabbi, bugün insanın bedensel sağlığı yolu, insanın sıhhatının yolu bedensel sağlıktan geçer. Bu da koruyucu hekimlikten geçer. Eğer insan bedeni sağlıklı olursa hayatımız huzurlu olur, mutlu olur. Yaradan bizim sağlığımızı, bizim mutluluğumuz için bizden daha iyi düşünüyor. Hatta Efendimiz buyuruyorlar ki لَوْلَا اَنَشُقَ عَلَى اُمَّتِ لَا مَعْضُمُ بِسْسِوَاكُمْ اِنَّ كُلِّ سَلَامٍ Size zor gelmeyeceğini bilseydin günde 5 kez ağzınızı fırçalamaya emreder. Allah Allah. Neden hocam? Öyle bir dinimiz var ki, evrensel bir din. Diyor ki bedensel sağlığı yolu ağız sağlığından geçir aziz cemaat. Şimdi çocuklara zorla 3 kez diş fırçalamayı öğretin diyorlar. Ağır öğretin. Zora olmaz. Ama din bunu bir ibadet olarak öğretiyor. Bakınız. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki ikinci gelen emre bakın ki birinci gelen emir Kur'an'ın imza şeklinde okudur. Bilgi çok önemli. İlim, irfan medeniyetiyiz biz. Cahilane ibadet olmaz. Allah hakkıyla kulluk da bilgiyle olur. Ama ikinci gelen emre bakın ki aziz cemaat, değerli müminler buyurur ki يَا لِيُّهَا دَثْدِرْ هُمْ فَاَنْزِرْ وَرَبَّكَ فَكَرْدِرْ وَصِيَابَكَ فَضَحِرْ Ey örtüsün emrinden Habibim, kalk, elbiseni temizleyiyoruz. Sahabe diyor ki, ya Resulallah, bir fetret dönemi geçiyor. Ya Resulallah, uzun bir süre oldu, hala Cebrail vahiy getirmedi. Efendimiz buyuruyor ki, hala temizliğe riayet etmeyen, üstü başı pejmürde olan, temizliğine dikkat etmeyen insanlar aramızda olduğu halde Cebrail ne diye aramıza gelmez? Ne demek hocam bu? Gönlümüze rahmetli misafir olmasını istiyorsa, evimize meleği misafir olmasını istiyorsa, bizim camimizde meleklerin eksik olmasını istemiyorsa, Müslümanın alameti farikası